Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hamur yoğurmadan lavaş ekmeği yapacağız arkadaşlar. Hem de içerisinde maya yok, kabartma tozu yok. Sadece un, su ve tuz arkadaşlar. Evet, yapımını görüyorsunuz. Sıvı bir hamur tavamızda pişireceğiz. Ve balon gibi de kabarıyor arkadaşlar. İçerisinde maya yok, kabartma tozu yok. Gördüğünüz gibi lavaşlarım balon gibi kabarıyor. Evet. Ekmek olmadığı zamanlarda hemen kalkıp yapabilirsiniz. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Zamanınızı almayacaktır. Gerekli olan malzemelerimiz 1 su bardak un, yaklaşık 1,5 çay kaşık tuz, yarım çay kaşık şeker ve 1 bardak su. Arkadaşlar, yarım çay bardak kadar süt vardı. Sütü de su ile birlikte karıştırdım. Değerlendirmek istedim. Sadece su kullanabilirsiniz. Evet, lavaş hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Birebir ölçü kullandım. 1 bardak un, 1 bardak su. Şimdi deneyeceğim. Daha sonrasında yaklaşık bir yarım çay bardak daha su takviyesi yapacağım. Çünkü denedikten sonra tavada akışkanlığı biraz katıydı arkadaşlar. Sonrasında biraz su ile tekrardan açtım. Görüyorsunuz, tam böyle istediğim gibi akışkan değildi. Yayılması biraz geç sürüyordu. Tekrar hamur koyup da kalın yapmak istemedim lavaşımı. Onun için yaklaşık yarım çay bardak daha su ekledim ve kıvamını biraz daha açtım. Sizler de kıvamını kontrol edip o şekilde açabilirsiniz. Evet. Tavaya yapışmasın diye ilk önce tavamı yağladım. Yağladıktan sonra bir kepçe hamurdan döküp gördüğünüz gibi bu şekilde lavaşlarımı pişirdim. Balon gibi kabarıyor arkadaşlar. İçerisinde dediğim gibi maya yok, kabartma tozu yok. Sadece un ve su. Biraz lezzetlenmesi için de tuz. O kadar kolay bir lavaş ki. Beze yapmak yok, hamur yoğurmak yok, beklemesi yok. Merdane ile açma derdi yok. Herkes yapabilir. Bu şekilde mutlaka deneyin derim. Evet, lavaşlarımı tek tek bu şekilde pişirdim. Kabarması için de hafiften üzerine bastırıyorum. İçindeki o hava kabarcıkları lavaşımı balon gibi olmasını sağlıyor. Ve hamurum bitene kadar aynı işlemi uygulayarak pişiriyorum bütün lavaşlarımı. Birer kepçe hamurdan koyuyorum. Gördüğünüz gibi aynen krep yapar gibi arkadaşlar. Krep hamurundan biraz farkı, içerisinde yumurta yok, sıvı yağ yok, süt yok diyebilirim. Süt, gerçi ben yarım çay bardak kadar kullandım. Dilerseniz sütü hiç kullanmayabilirsiniz. Dediğim gibi artık süt kaldığı için bunu hamurumda değerlendirmek istedim. Sade su ile yapıyorum normalinde. Evet, hamurumuz bitene kadar bütün lavaşlarımı bu şekilde pişirdim. Görüyorsunuz nasıl da güzel kabarıyorlar. Evet, görüyorsunuz hepsi pamucuk oldu lavaşlarımız. Krep tarzında lavaşlar hazırladık. Yumurta kırdım. Çırpılmış yumurta ile güzel bir sıkma yaptım. Bizler afiyetle yedik. Dilerseniz içerisine beyaz peynir, çikolata sürebilirsiniz. Dilediğiniz gibi kahvaltıda tüketebilirsiniz. Ben bu şekilde alternatif olarak sizlere göstermek istedim. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin, afiyet, şifa olsun diliyorum.
Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımın sonuna geldi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.